Diyelim ki elimize şöyle dümdüz sürtünmesiz bir yüzey olsun. Bu yüzeyin üzerine bir kutu koyalım. Ve bu kutu herhangi bir doğrultuda ivmelenmiyor olsun. Sadece bu yüzey üzerinde öylece duruyor. Bu kutunun ağırlığını da biliyor olalım. O da 10 Newton olsun. Şimdi videoyu durdurun ve bu kutu üzerine etki eden kuvvetleri bulmaya çalışın. Tamamdır. Bir de birlikte bulmaya çalışalım. Bu kuvvetleri bulmak için serbest cisim diyagramı dediğimiz bir şey çizeceğiz. Buna serbest cisim diyagramı diyoruz. Çünkü sadece bu isimle ilgileniyoruz. Ve etrafındaki diğer şeyleri çizmiyoruz. Yalnızca bu cisim üzerine etki eden kuvvetlerle ilgileniyoruz. Serbest cisim diyagramını iki farklı yol kullanarak çizebiliriz. Sizlere her ikisini de göstereceğim. İlk olarak şu şekilde çizebiliyoruz. Öncelikle kutumuzu çizelim. Ağırlığının 10 Newton olduğunu söylemiştik. Bir cismin ağırlığı demek, o cismi etki eden yer çekimi kuvveti anlamına gelir ve aşağı yönlü olur. Öyleyse buradaki ağırlığımızın 10 Newton olmasından dolayı kutu üzerine etkileyen bir aşağı yönlü kuvvetimizin olduğunu ya da başka bir deyişle cismin kütle üzerine etki eden yer çekimi kuvvetinin 10 Newton olduğunu biliyoruz. Büyüklüğü 10 Newton ve aşağı yönlü olan bir kuvvet. Yani bunun yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü olduğunu söyleyebiliriz. Serbest cisim diyagramını çizdiğimiz zaman vektörleri genelde üzerine çizdiğimiz cismin merkezinden başlatırız. Peki bu cisme yalnızca bu kuvvet mi etki ediyor? Eğer cisim üzerinde sadece bu kuvvet var diyorsak cisme ne olur? Öyle bir durumda cisim aşağı doğru imelenmeye başlamaz mı? Ama size bu cismin herhangi bir yönde imelenmediğini söylemiştim. Dolayısıyla bu kuvveti dengeleyen başka bir kuvvet daha olmalı. Bu da yüzeyin kuvveti uyguladığı normal kuvvet olur. Yüzey sayesinde kutu aşağı doğru imelenmiyor. Onu da şu şekilde bir vektörle gösterelim yönü yukarı doğru, büyüklüğü de yer çekimi kuvvetiyle aynı olacak. Sadece yönü yer çekimi kuvvetinin tam tersi yönünde ama büyüklükleri aynı. Öyleyse normal kuvvetin büyüklüğü aynı şekilde 10 Newton fakat yönü yukarıya doğru olur. Gördüğümüz üzere bu iki kuvvet birbirini dengeleyecek. Ve düşey doğrultuda net kuvvetimiz sıfıra eşit olacak. Yatay doğrultuda herhangi bir kuvvet çizmediğimiz için de toplam net kuvvetimiz sıfır olur. V kutumuz herhangi bir yönde ivmelenmez. Size serbest cisim diyagramı çizmenin bir yolu daha olduğunu söylemiştim. Onu da bazen şu şekilde görebilirsiniz. Şöyle cismin gövdesini çizeriz. Kuvvetleri ise cismin dışından çıkarken gösteririz. Yani bu durumda aşağı doğru 10 Newton ve yukarıya doğru 10 Newton olarak da çizebiliriz. Serbest cisim diyagramları bazen bu şekilde de gösterilebiliyor. Şimdi bu kutuyu biraz daha ilginç bir hale getirmek istiyorum. Şöyle tekrar çizeyim. Öncelikle yüzeyimizi çizeyim. Sert, sürtünmesiz, düz bir yüzey. Aynı şekilde kutumuzu da üzerine koyalım. Ağırlığı yine 10 N olsun. Ama bu sefer üzerine bir kuvvet uygulayacağım. Bu kuvvetin yönü şu şekilde olsun ve büyüklüğü de 20 N diyelim. Yönünü iyice görebilmemiz için kuvvetin yüzeye yaptığı açıya 60 derece diyelim. Yani teta eşittir 60 derece kuvvetin büyüklüğünü de yazmıştık. Unutmadan birimini ekleyelim. Bu durumda serbest cisim diyagramını nasıl çizebiliriz? Aklınıza ilk olarak bu kuvveti serbest cisim diyagramında olduğu gibi çizmek gelmiş olabilir. Şu şekilde göstermek istemiş olabilirsiniz. Aslına bakarsanız bu yanlış olmaz ama bu şekilde çizersek dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bu kuvvet cisim üzerine belli bir açıyla etki ediyor. Yatay ve düşey bileşenlerini ayırırsak kuvvetin bir kısmı aşağıya doğru olur. Sonuçta daha büyük bir normal kuvvet oluşur ve kuvvetin bir bileşeni de yatay doğrultuda etki eder. Yani aslında bu kuvveti bölmemiz işleri epey kolaylaştıracak. Çünkü kuvveti bu şekilde bırakırsak kafamız karışabilir. Dolayısıyla yeni çizdiğimiz bu mavi kuvveti yatay ve düşey doğrultudaki bileşenlerine ayırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için biraz trigonometri hatırlamalıyız. Eğer bu şekilde bir kuvvet varsa ve yatayla bir teta açısı yapıyorsa, bu kuvveti yatay ve düşey bileşenlerine ayırmak istediğimizde şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Hipotenüsün büyüklüğü büyük F ise, o zaman bu açıya komşu kenarın büyüklüğü bunu doğrudan dik üçgendeki trigonometrik özellikleri kullanarak bulabiliriz. Hipotenüsün büyüklüğü çarpı bu açının kosinüsü olur ve düşey bileşenin büyüklüğü ise hipotenüsün büyüklüğü çarpı açının sinüsü olur. Kuvvetin yönü tam tersi de olsa aynı şekilde düşünebiliriz. Kuvvetimiz şu şekilde olsaydı yani tam tersi yönde ilerleseydi diyelim. Aynı şekilde yine burada bir teta açımız var. Bu durumda bileşenleri şu şekilde gözükür. Düşey bileşenin büyüklüğü yine aynı olur ama bu sefer yönü aşağıya doğru bakar. Yani yatay bileşenin de aynı şekilde büyüklüğü aynı yönü sağa doğru değil sola doğru bakar. Gördüğünüz gibi aynı fikir. Bu üçgenin hipotenüsüyle gösterdiğimiz kuvvetin büyüklüğü F ise yatay bileşenimizin büyüklüğü de F kosinüs teta olur. Ama yönü bir öncekine göre tam tersi olması gerekir. Düşey bileşenimizin büyüklüğü ise F sinüs teta olur. Peki asıl incelediğimiz senaryodaki durum için ne söyleyebiliriz? Bu senaryodaki düşey bileşenimiz şu şekilde yatay bileşeni de şu şekilde olacak. Yatay bileşenimizin büyüklüğü ne olur? Hipotenüsün büyüklüğü çarpı kosinüs 60 derece ile yatay bileşenin büyüklüğünü hemen bulabiliriz. O zaman burası 20 Newton çarpı kosinüs 60 derece olmalı. Trigonometri ve fizik derslerinde kullanmak için 0 derece, 30 derece, 60 derece, 90 derece ve 45 derece gibi bazı özel açıların sinüslerini, kosinüslerini ve tanjantlarını bilmeniz işinize yarar. Burada hesap makinesi de kullanabiliriz. Ama kosinüs 60 derecenin 1 bölü 2 olduğunu bilmemiz işi kolaylaştırır. Evet, 20 çarpı 1 bölü 2, bu bileşenin büyüklüğü 10 olmuş. Düşey bileşenin büyüklüğünü de bulmak istersek, onu da 20 çarpı sinüs 60 derece ile bulabiliriz. Aynı şekilde biliyorsak, hızlıca devam edebiliriz. Sinüs 60 eşittir, kök 3 bölü 2. O zaman 20 bölü 2'den 10, yani bu bileşenin büyüklüğü 10 kök 3 newton oluyormuş. Hemen bu bilgiyi kullanabiliriz. Asıl vektörümüzü iki bileşene ayırdık ve eğer bu bileşenlerin toplamını alırsak yine aynı vektöre ulaşırız. Burada asıl işimizi kolaylaştıran şey vektörümüze yüzeye dik veya paralel vektörlere ayırmış olmamız. Bu da önceden çizdiğimiz kuvvetleri nasıl dengeleyeceğimiz hakkında daha kolay fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Gelin bu kuvvetleri de diyagramda gösterelim. Aslında önce sağdaki serbest cisim diyagramı şeklinde göstereceğim. İncelediğimiz kutu burada. Kutu üzerinde etki eden aşağı yönlü yer çekimi kuvvetini çizelim. Onu da şöyle göstereyim. 10 Newton'luk bir kuvvet. Bu aşağı doğru etki eden yer çekimi kuvveti. İyi de aşağı doğru olan bir tek bu kuvvet mi var? Hayır, aynı zamanda uygulanan kuvvetin yatay bileşeni de var. O da aşağı doğru 10 kök 3 Newton'luk bir kuvvet bu kuvvetleri gerçek boyutlarına göre çizmedim ama umarım ne göstermeye çalıştığımı anlıyorsunuzdur. Şimdi bu 10 kök 3 newtonluk kuvvetimiz. Peki normal kuvvetimiz ne olacak? Yüzeyimizin sıkılaştırılamaz, sert ve sürtünmesiz bir yüzey olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi bu durumda normal kuvvetimiz bu iki kuvveti de dengeleyecek bir kuvvet olmalı. O da şu şekilde bir kuvvet olarak gözükecek. Tekrar söyleyeyim kuvvetleri boyutlarına göre çizmedim ama normal kuvvetin büyüklüğü 10 artı 10 kök 3 newton olacak. Yatay doğrultudaki kuvvetlerde durum nasıl bir de ona bakalım. Elimizde buradaki mavi vektör var. Yönü sağa doğru, büyüklüğü de 10 newtonluk bir kuvvet. İşte bu yüzden serbest cisim diyagramları çok çok önemli. Sadece bu diyagrama bakarak kutumuza ne olacağını, kutumuzun nereye gideceğini tahmin edebiliriz. Mesela diyebiliriz ki yukarı yönlü olan bu kuvvet aşağı yönlü olan bu kuvvetler tarafından dengeleniyor. Ya da Tam tersi aşağı yönü olan bu kuvvetler yukarı yönlü bu kuvvet tarafından dengeleniyor. Ve elimizdeki net kuvvet ise sağa doğru olan bu 10 newtonluk kuvvet. Bu da bize diyor ki net kuvvet sağa doğru olduğu için bu kutu sağa doğru ivmelenecek.